Arkadaşlar merhaba, yeni bir içimizdeki güç programıyla birlikteyiz. Bugün siz de ekrandan fark edeceksiniz, farklı bir mekandayız ve böyle o kadar güzel, harika bir konuğum var ki siz de dinleyince Sari Hoca ne yapmış diyeceksiniz. Evet, şimdi bugün size Türk Kadın Futbolcular Milli Takım Antrenörü Necla Hoca ile tanıştıracağım. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık Necla Hoca. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Siz Kadın Amirliği Futbol Teknik Direktörüsünüz değil mi? Evet. Necla Hocam birazcık bahseder misin bize? Yani ben kendim bile çok heyecanlıyım. Onu bu arada söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar Necla Hoca'ya geçmeden nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Biz bugün Riva'dayız. Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerindeyiz. Bütün A milli takımlar, gençler, kadınlar ve erkek milli takımlarımız antrenmanlarını burada yapıyorlar. Harika bir yerdeler. Hem havası, hem çevresi, hem de bulundukları lokasyon olarak. Necla Hocam'ı ben aradım. Sağ olsun o beni geri çevirmedi. Biz sizin yerinize gelelim. Hem de kızları oldukları gibi görelim, halleriyle görelim dedik. Ve Necla Hocam da bizi bugün buraya davet etti. Çok teşekkür ediyorum. Necla Hocam, bir teknik direktörsünüz. Teknik direktörden önce ilk aklımıza gelen Fatih Terim oluyor. Ama bence artık seni de tanımaları gerekiyor. Tanıyın, A Milli Futbol Teknik Direktörü hocamız Necla Güngör. Peki, Necla Güngör kimdir hocam? Kim deden önce öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Çünkü içimizdeki güç programını belki siz yapıyorsunuz ama bence en önemli güç sizsiniz. Sizin gibi kadınlarla beraber bu güzel sohbeti gerçekleştirmek hem kendi gelişimim adına hem de kadın milli takımları ve kadın futbolcular adına çok kıymetli bir alan. O yüzden iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bizim eviniz diyoruz tesisimize, evimize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben de kendimi evin bir kızı gibi hissediyorum. Necla Güngör kimdir hocam? Neden bir futbol, neden böyle bir erkek egemen bir spor dalı? Nasıl başladınız bu işe? Bir kadın olarak neler yaşadınız? Böyle birazcık bir Necla Güngör kimdir? Arkadaşlarımızla tanısınlar, sizden ilham alsınlar. Belki onlar da başlarlar oynamaya. Tabii. Futbolla olan ilgim, küçüklüğümden beri var olan bir ilgiydi. Küçüklüğümden beri spora çok meraklı olan, ben de çok hareketli bir çocuk olduğum için de annemi spor yap da enerjini at deyip sürekli sağda solda hangi ping varsa götürdüren bir çocukken Necla Hocam o kadar kıymetli bir şey söyledin ki arkadaşlar annelerin bakın anneye referans yaptığı hep biz konuşmalarımızda programlarda diğer girişimci kadınlarımızı da dinlerken hep şöyle demiyor muyuz? Anneler nasıl yönlendiriyorsa bizler öyle şekil alıyoruz. Necla'nın annesi spor yap da enerjini at. Ya bu çok kıymetli bir cümle. Yani o kadar kıymetli bir cümle ki. Anneler olarak biz kadınlar evlatlarımıza bence bu cümleyi çok daha sık söylemeliyiz. Spor yap enerjini al. Seni bir kere kötü alışkanlıklardan koruyor. Artı senin bedenini koruyor, ruhunu koruyor. Ve seni meşgul ediyor ve faydalı bir şey sana tavsiye ediyor. Ne kadar güzel. Çok disiplinli yaşamamı sağladı annem. Çünkü eli avuca sığmayan çok hareketli bir çocuğu ne yapacaksınız? Nerede tutacaksınız? Evet. Ve benim hayatımda verdiği tüm kararlar, karar verme mekanizmalarımın hızlı bir şekilde çalışmasını spor yapmaya borçlu olduğunu düşünüyorum. Ve annem bunu belki çok bilinçli bir şekilde yapmadı ama beni çok güzel yönlendirdi. Almanya'da da yapılan bir çalışma var Sayın Vekil. Orada da bir pazar araştırması yapıyorlar. Kadın futboluna girelim ve pazarlama anlamında bir etkimiz olsun mu diye. Yapılan anketlerde şu çıkıyor ortaya, evdeki kararların %90'ını kadınlar veriyor. Öyle. Evde makarna alacaksınız, su alacaksınız, suyun markasından tutun. Evet. Alacağınız makarnanın şekline kadar aslında biz kadınlar seçiyoruz. Kesinlikle çok doğru. Evi araba alınacak, arabayı eş aslında seçmiyor, eşi biz yönlendiriyoruz. O belki seçenekleri azaltıyor bizim için. O yüzden kadın, anne, o kadar kıymetli bir rol model ki çocuğun üzerinde. Kesinlikle. Ben çok şanslı bir çocuk eşler üzerinde de öyle. Evet. Çocuklarla dediğin gibi eşler üzerinde de. Yani şimdi düşünüyorum da evet yani eve bir şey alınacağı zaman onun markasını, şeklini, biçimini, nasıl bir şey olmasını belirleyen kadın. Aynen. Yani. Peki çok hareketli bir çocuktun. 7 yaşında anne spor yaptı da enerjini at dedi. Evet. Futbol nasıl geldi?
Futbol tamamen tesadüf eseri geldi. Ben futbol oynamayı çok istiyorum lise yıllarında. Babamla da halı saha maçlarına gidip, o zaman hep futbol oynuyorum. Halı saha maçlarında stoper görevini verip, Nevzat sen iyi koruyorsun, işte savunma hattında iyisin, iyi koşuyorsun deyip beni hep stopere koyuyorlar. Benim tam futbol oynamak istediğim dönemde ligler kapandı. Kadın ligleri kapanınca ben herhalde hiçbir zaman futbol oynamayacağım. Sen o zaman babanla maç yaparken babanla birlikte tabii, sahadasın. Tabii tabii babamla babanın birlikte. Babanın arkadaşlarıyla birlikte futbol oynuyorsun. Tabii tabii. Tabii, inanılmaz da keyifli gidiyor. Çünkü benim babamla vakit geçirebileceğim en güzel yer halı saha ve futbol. Ne kadar güzel bir şey. Babam futbolu çok seviyordu. Babam futbolu çok sevince dayım amcam çok seviyordu. Fanatik derecesinde takımlar tutuyordu. İletişim kurmanın yolunu da futbol olarak bir şekilde. Onu fark ettim. Şimdi biz hep şöyle yapıyoruz ya. İşte erkek çocuğunu babaya veriyoruz. Hadi futbolu götür falan diyoruz ya. Ya aslında ne kadar cinsiyetçilik yapıyoruz. Hı-hı. Bak işte burada bir tane güzel bir örnek var. Baba kızıyla birlikte futbol maçına gidiyor evet. Ve sonra birlikte futbol saha maçı oynuyor. Evet. Ya, muazzam örnekler bunlar. Bazen biyolojik özelliklerimiz hani kadın olmak, erkek olmak, kız çocuğu olmak, erkek çocuğu olmak bizim zihnimizi çok bloke ediyor. Oysa ki etmemeli. Yani kız çocuğu da gidebilir babasıyla birlikte futbol maçı izlemeye. Zamanı nasıl harcayacağınız ya da zaman nasıl kullanacağınız da çok ilgili. Ben o yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Benim babam uzun yol şoförlüğü yapıyordu. Evet. Bulduğumuz her kısıtlı vakitte sürekli onunla vakit geçirmeyi seven bir çocuk. Ve bunu yapan da annem. Halk oyunları, handball, çeşitli aerobik step derken üniversiteye kadar geldi bu merak. Peki bu arada sen üniversiteye tabii, başladın. Evet. Spor akademisi. Evet. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunuyum. Süper, harika. Bu arada ama futbolla da ilişkini devam ettiriyorum amatör anlamda, hobi olarak. Arkadaşlarımla da gidiyorum. İşte evet. Amcamın eğer eksik varsa adam onların yanına da gidiyorum. Keyif aldım. Evet. Benim için. Ya ben hayatımda hiçbir futbol maçını izlemeye sahaya gitmedim. Ama Necla Hoca'nın A Milli Kadın Takımımızın maçını izlemeye muhakkak gideceğim ve Instagram'dan da duyuru yapacağım. Gelmek isteyen bütün kadın arkadaşlarımıza biz senin yanında olacağız. Ay. Muhakkak. İşte bu en güzel destek. A Milli Takımımızın yanında olacağız. En güzel destek. Sonra üniversitede böyle... Üniversitenin birinci sınıfındaydım. Önce Ankara Gücü'nde Ersin Hoca ile beraber, ekibiyle beraber çok kıymetli hareket eğitimi koordinasyonla ilgili çalışmalar yaptık. Oradan hemen Gençler Birliği'ne geçtim. Peki bizim futbolcularımız alışkın mı böyle kadın teknik direktör vermeden? Hani böyle yap, şöyle yap, direktif almaya ya da... Ben şöyle bir yol buldum aslında. Ben ilk gittiğim zaman erkeklerle çalışırken asla kendimi bir antrenör olarak konumlandırmadım. Eğitsel oyun uzmanı diyerek aslında içlerine yavaş yavaş. Aslında. Yine bir kadın bakış evet. Açısı. Çünkü kabul etmeleri özellikle toplumsal evet. Tabuları düşündüğüm zaman ki benim o zaman yaşım 18-19. Profesyonel futbolcular var, çok popüler olan futbolcuların içindesiniz ve küçücük bir kız aslında. Yani arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu bir kadın bakış açısı. Yani kendini kabul ettirebilmenin, orada bir yer edinebilmenin temel argümanı, temel usulü ben buradayım, hey ben geldim, benim böyle bir sıfatım var demek yerine değil mi? Evet. Yavaş yavaş, küçük küçük, inmek inmek içeriden fethettik. Ve bugün eminim bütün o eğittiğin, bütün çalıştığın arkadaşların sana çok büyük saygı duyuyorlar ki sen de A Milli takımımızın başında teknik direktörsün. Yani çok erkek bir, egemen bir spor dalının içerisinde yer alıyorsun. Bir kadın olarak ayrıştırıldığını, dışlandığını, cinsiyetçiliğe uğradığını düşündün mü? Yani pes ettiğin zamanlar oldu mu? Ya düşünmedim, yaşadım. Yani hiç evet. Düşünmedim. Düşünmeme fırsat kalmadı çünkü direkt bizzat içinde yaşadım o durumu. Bir kadın peki bunu nasıl açtın? Biraz bize orayı anlat. Nasıl açtın ve nasıl bugün oradan çıkıp işte o gücü toparlayıp bugün geldiğin yere geldin? Her seferinde her girdiğim ortamda bir ispat dönüşü var. Özellikle erkek egemen ortama giriyorsanız, futbolu bütün erkekler çok iyi bilirler. Arkadaşlar kusura bakmayın. En iyi dedikleri konuda sizin orada bir şey yok. Hükmetmeniz zor. Kusura bakmazlar. Hepsi çok ciddi. bunlar genç arkadaşlarımız. Çekimleri yaparken çok şey öğreniyorlar Necla Hocam. Şimdi içeriye gelince arkadaşlar bu ekip, arkadaki genç ekibim bugün çok mutlular. Aşırı mutlular. Bir onları bir kere bizim çekim ofisinden çıkarttım. İkincisi Riva.
TFF'nin yerine geldiler, kulübe geldiler. O yüzden ne desen eyvallah diyecekler. İşte bu ispat döngüsünü yaparken de, şimdi iş dünyasında da öyle. Eğer erkek egemen bir iş dünyasına sahipseniz, erkek gibi davranmanız, erkek gibi karar almanız ve erkeksileşmeniz istenir. Ben onun yerine tam tersine ecda olmayı tercih ettim. Benim bir kadın olarak en büyük artım empati yeteneğim, iletişim kurma kabiliyetim ve olaylara farklı bir pencereden bakabilme şansı. Soktu. Bunları biraz farklı şekillerde yoğurmaya başladıktan sonra da yolumu buldum. Güvenip yetiştiğim ortam çok ataerkek kabullara sahip olan bir çevre. Öyle bir ortamdayken ilk Gençler Birliği'nden profesyonel anlamda ben bu takımda çalışıyorum dediğimde aileme şöyle baskılar gelmeye başladı. Bu kadar küçük bir kızı, genç bir kız, 30 tane erkeğin önünde nasıl bırakıyorsun? Ailem bunları bana söylemiyor ama evde bir gerginlik var. En sonunda beni bu karşılığına konuştular. Sen ne istiyorsun? Ben dedim ki onlara inan, başaracağım. En büyük motivasyonum da o oldu. Çok fazla engel çıktı. Yani benim çalıştığım teknik ekipteki bir tane hocam, yani işler iyi giderken takımın oğru ilan etti beni. Aa bu kız geldi, oğru geldi, ayağı oğru işte gol atıyoruz, yeniyoruz dedi. Takım kötü gitmeye başladı. Geriye de bir kadın alırsan böyle olur dedi. Bakar mısınız? Arkadaşlar işte bu, evet. Bu bizim uğradığımız işte cinsiyetçi evet. Bakış açısı. Yani tamam güzel şeyler tabii ki bizi çok memnun ediyor. O söyleyecek bir söz yok ama hani kötü bir şey olduğunda bunu kadının cinsiyetine işte gemiye kadın alırsan işte böyle uğursuz sonuçlar alırız. Çünkü o kadar kötü bir bakış açısı ki ve sen tüm bunların hepsini kendi iç dünyanda, bedeninde ve işte o iş hayatı içerisinde absorbe ettin ve bugün Türkiye'nin gençlerini, genç kızlarını futbolda yetiştiriyorsun. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir kere ülkem adına. Çünkü sen bunları yıkmasaydın, o yolları geçmeseydin, biz hala o yolları geçecek kadınları bekliyor olacaktık. Ne kadar çok kadınımız bu yollardan geçerse, bizden sonraki gelecek kuşaklar çok daha rahat, çok daha cinsiyetin ortadan kalktığı, kadının ve erkeğin birlikte yan yana durursa güzel işler başarabileceği bir toplumu yaratabileceğiz. Ve en sonunda herkes şu noktaya geliyor. Ben iyi ki sana... Hani iyi ki senle birlikte bu yolu yürümüşsün, iyi ki sen bu işi başarmışsın, bugün bu yerdeyiz. Bu cümleleri sonradan duydun mu o söyleyenlerden? Sonradan şöyle bir şey oldu. Neye döndü o? Sonradan şuna döndü. Ben milli takımda 8 sene profesyonel erkek takımda çalıştıktan sonra milli takıma geldim. Oğuz Hoca'nın bir gün telefonuyla beraber, kadın milli takımda çalışmak ister misin? Hep erkeklerle çalıştın dedi. Geleyim hocam dedim. Tak o gün başladım 12. sene Futbol Federasyonu'nda. O milli takımdaki ilk maçıma çıktıktan sonra o beni eleştiren, ailemin canını sıkan, ailemi çok ciddi eleştiren akrabalarım benden milli takım forması istedi. Evet. Annemin de çok güzel bir lafı var. Kimseye göndermem, onlara gönder. Çünkü bu senin başarın. Evet. Demek ki sen güzel bir yoldan iyi işler yaptın ve bak karşılığında senden bunu istiyorlar dedi. Ben de çok keyifli bütün formaları gönderdim. Aslında orada birazcık ders de var. Yani evet. Bakın siz geçmişte bunları söylediniz ama bir insana fırsat verilirse üstesinden gelemeyeceği evet. Şey yoktur. Bence de çok güzel yapmışsın. İmzalı koca var. Aynen aynen. Çok mutlu mutlu gönderdi. Süper, harika. Evlisin. Evet. Çocuklar var. Bir tane oğlum var. Bir tane oğlan var. Evli bu spor hayatındaki, iş hayatındaki dengeyi nasıl kuruyorsun? Çok hareketlisin. Evlat da senin gibiyse evet. Hani o da mı futbol oynuyor? Birazcık hani oraya... O 5 yaşını şu an dans ediyor. Dans etmeyi daha çok seven bir oğlum var. Yani inanılmaz ya, bir... Futbolda bir dans işte. Yani bir şey, futbolu daha yeni yeni seviyor. Çünkü 1,5 sene önce, 3 yaşındayken anneden çok uzak kaldığı için futbolu sevmiyordu. Yine mi futbol? Kapatıyordu evet. Televizyonu. Ya da yine mi gidiyorsun evde? Benim kızımın siyaseti sevmemesi gelmiş. Evet. Şimdi yavaş yavaş onu biraz daha sindirdik. Bir de sağ olsun yönetimim, hocalarım bana şöyle bir esneklik sağladı. Eğer
kampı çok engellemiyorsa da eğitim hayatı. Bir de ben antrenör eğitimcisiyim aynı zamanda Türk Futbol Federasyonu'nda. Açtığımız Türk UEFA kurslarında gelen Türk erkek antrenör adaylarına ders veriyorum. Futbol dersi veriyorum. Oldu çok ciddi bir çok mesai. Mesaimi yapmaktan da son derece memnunum çünkü her gittiğim kursta bir tane bile erkek antrenörün fikrini değiştirebiliyorsam kadın futbol adına ya da kadın antrenörler adına oraya bir çentik atıyorum. O yüzden çok kıymetli ve asla vazgeçmiyorum eğitimcilik hayatından. Çok beni de besleyen. Evet. Ama aile dengesini nasıl yaptım? Eşimi futbolun içinden seçtim. Çok akıllıcağım. Birbirinde çok akıllı bir seçim olmuş. Neyse hocam, şimdi birazcık da bize işte A milli takımımızda kimler var? Nasıl bir araya geldiler? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Antrenmanlar nerede yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Ve biz... Ben şimdi futboldan çok anlamıyorum da bir ligi muhakkak var ve biz neredeyiz burada, Avrupa'da neredeyiz? Biraz böyle teknik bilgiler olacak ama. Tabii ki, ne demek estağfurullah. Bizim aslında futbol serüvenimiz 1971 yılına dayanıyor. 1971 yılında Halit Ekimoğlu denilen bir şakası kendi çabası bir futbol takımı kuruyor. Voleyboldan değişildiği kızlarla futbol takımı kuruyor. Ve o takımla beraber gösteri maçları, işte bir takım hazırlık maçları yapmaya başlıyor. Daha sonra 96 senesine geldiğinde artık Futbol Federasyonu duruma kayıtsız kalamıyor ve lig organizasyonunu başlatıyor. 96 yılında birinci ligimiz, daha sonraki senelerde ikinci ligde üçüncü ligimiz var. Hatta bugün bu kadar güzel bir güne denk geldiğiniz gibi. Çünkü ilk defa bir sponsor eşliğinde kadınlar birinci ligimizin kura çekimi oldu. Evet. Bu sene biz pandemiden dolayı ligimizi başlatamadık istediğimiz süreçte ama önümüzdeki Nisan ayında itibaren ligimizi organize edeceğiz Global sisteminde. 16 takımımız gelecek. Haber verin, gelelim. Lütfen, destek verelim. Çok seviniriz. Kızlar geliyor, harikasınız. Kızlar ya. Kızlar hemen sohbet esnasında. Evet. Harikasınız, aynı kızlar yakada, süper. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Hocam kaç kişiden oluşuyor? 26 şu anda oyuncumuz bulunmakta. Teknik heyetimizle beraber 30 kişinin şurada imzasını. Ya süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri görünce çok mutlu oluyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü siz aslında çok büyük bir kapıyı açıyorsunuz. Futbola merak duyan genç kızlarımıza biz yapıyoruz, siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Ve spor hayatımızda, disiplin spor hayatımızda, sağlık spor hayatımızda kötü şeylerden uzak kalmak. Ve spor aslında bir, özellikle milli takım oyuncusu olmak bir gurur. Ülkemizi temsil ediyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok mutlu oldum sizleri de tanıdığıma. Peki hocam, bu şöyle. Hocam dersiniz size. Fatih, aldın mı hiç böyle bir forma? Gördünüz mü? Evet. Bu kampın özelliği şu sayın vekili. Kızlarımıza biz pandemi sürecinde hiçbir şey yapamadık. Ama bizim yurt dışında yaşayan çok kıymetli değerlerimiz var. Yurt dışında Almanya'da birleşik Alman milli takımında oynayan, Avusturya milli takımında oynayan, İsveç milli takımında oynayan, A takıma kadar oynayabiliyorlar. A takımda da tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Hepsiyle teker teker online görüşmeler gerçekleştirdik. Ailelerine, antrenörlerine, menajerlerine ulaştık. Bütün verilerini topladık. Hepsinin analizini yaptık. Analiz sonucunda da bu kampı çağırıp hepsinin tercih yapmasını kolaylaştırdık. Ve şu anda 26 tane Türk milli takımı tüm yaş gruplarında, bizim 15 milli takımdan A milli takımına kadar 4 tane yaş grubumuz var. Bu kızlarımız da 4 yaş grubunda o Türk milli takım formasını giyip sahaya çıkacak. Süper. O yüzden de çok gururluyuz, çok mutluyuz. Bu kamp bizim için o yüzden çok kıymetliydi. Peki, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kadınların imtihanı. Kadınların bir futbolda olan imtihanları birazcık espri yapalım. Offside arkadaşlar. Şimdi eğer evde erkekler bir araya gelmiş ve maç izliyorlarsa, işte arada bir huu diye sesler çıkıyorsa, kadınlar sonra ne oldu ne oldu, erkekler offside oldu, offside oldu. Nedir bu imtihanımız? Bu imtihan benim imtihanım. Çünkü ben girdiğim her erkek ortamında ispat edebilmek için offside anlattım. Evet. O yüzden bugün de size bence bunun uygulamasını sahada göstermek istedim. Öyle mi? Evet, evet. Bunu sahada size uygulamalı gösteriyorum. Tamam, sayın. Peki. En güzel anlatım şekli uygulamalı tamam. Oluyor. Bizim kızlarımız size offside kuralını bütün izleyiciler için bir göstersin. Tamam, çok memnun olurum ben de. Arkadaşlar, Necla hocamızı dinledik bugün.
kendisinden çok güzel bilgiler aldım. A milli takımımızın kızları geldi, onları gördüm. Bir kadının isterse başaramayacağı hikaye yoktu. Aslında onu temsil eden bir kadını dinledim bugün. Hocam sizi daha çok tanısınlar. Fatih Terim nasıl her gidilen yerde biliniyor, tanınıyorsa bence siz de Türkiye'nin tarihinde böyle isminizi altın harflerle Necla Güngör Hoca kimdir? Kadın futbol milli takımımızın antrenörüdür diye bunu daha çok yayalım. Arkadaşlarımız bilsinler. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettim. Sizin hikayenizi çok sevdim. Bu kameraya söylemek istedikleriniz varsa lütfen kadınlarımıza söyleyin. Sonra da maçı izlemeye gidelim. Tamam. Öncelikle kapanıştan önce ben size çok teşekkür ederim. Bence çok önemli bir rol modelsiniz. Çok kıymetli işlere imza atıyorsunuz. Vekil olarak gelip burada bir program sunmak ve bizleri tanıtıyor olmanız bu işe ne kadar sımsıkı sarıldığınızı gösteriyor. O yüzden belki haddimi aşacağım ama ben sizinle çok gurur duyuyorum. Bizim kızlarımız için ve ülke için çok önemli bir rol modelsiniz. Çok teşekkür ederim. Umarım ayağınıza taş değmez. Çok teşekkür ederim. Umarım ayağınıza taş değmez ve biz sizlerin de öyle. Fazla görürüz. Sizlerin de öyle. Ve tüm milli takım maçlarımıza da mutlaka o yanınızdaki desteği en istiyorum. En büyük destekçinizin. Bundan sonra bütün çocuklar benle birlikte şeye gitmiyoruz maçlara. Bundan sonra A milli takımımız kadın milli takımımızın maçlarına gidiyoruz. Söz mü Fatih? Çağrı. Söz mü Doğukan? Evet. Tamam. Kızları zaten götürüyoruz. Süpersiniz. Buradan söyleyeceğim mesajdan. Lütfen hayallerinizin peşinden koşmayı asla bırakmayın. Önünüze çok fazla taş çıkacak, engel çıkacak, engebe çıkacak. Zaten hayatta böyle değil mi? Bütün engelleri aşarak aslında daha kıymetli bir şekilde yolun sonunu göreceğiz. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.